Değerli dostlarım, şu anda Bandırma Bursa karayolundayım. Pazar gününde küçük bir tur atmak için Debleke köyüne gidiyorum. Daha doğrusu yeni ismiyle Doğruca köyü. Herhalde bir 8-10 kilometre falan ötede olması lazım. Şimdi buradan sağa döneceğim. Doğruca köyüne giren yol burası. 2 kilometre. Şimdiye kadar rüzgar hep arkadan esti. Aşağı yukarı hiç pedal çevirmeden buralara kadar geldik. Şimdi birazcık karışık esiyor tabi. Doğruca köyü benim bildiğim kadarıyla Bandırma'nın en yakın köyü. Daha önceden Kayacık'tı Bandırma'nın en yakın köyü. Orası yıllar önce mahalle oldu. Gerçi şimdi bütün köyler mahalle. Yine de kırsaldaki mahalle diyeyim. Bandırma'nın en yakın mahallesi burası. Haliyle Bandırma'ya yakın olduğu için bir takım sanayi işletmeleri buralarda. Burası da tren yolu. Hava da gerçekten bisiklet kullanmak için, böyle gezi için son derece elverişli. Doğruca'nın iki tane camisi var. Aslında yaklaşık 20-25 sene önce zannedersem birinci caminin yanına, eski caminin yanına bu camiyi yaptılar. Yapım aşamasında da bir takım itilaflı konular olduydu. Ama eski cami de bu yeni caminin arkasında duruyor. Bu görmüş olduğunuz dere şiddetli yağışlarda taşıyor. Bakın leylek. Leylekler, ördekler. Şu anda çok kirli gözüküyor da. Şöyle bakalım. İşte bu taşıyor. Hatta ölümlü bir sel felaketi de olduğunu hatırlıyorum 5-10 sene önce. Eski cami, yeni cami. Şimdi camiye girip namazımı bir kılayım. Ondan sonra köyün içine bir tur atarız.
köyde pek kimse gözükmüyor. Herkes tarlada işte herhalde. Eski cami. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Kahve falan gitti herhalde. Kahveyi bırakıp gidiyor mu öyle? Yani şöyle bir tur atıp oradan gerisin geriye gideyim. Abi görüşürüz inşallah. Hayırlı günler. Eyvallah, sağ ol.